Biz sadece diğer ülkelerden farklı olarak hem sanayi toplumunun kalkınma ve modernleşme, hem bilgi toplumunun demokratikleşme ve küreselleşme problemlerini bir arada yaşayan bir ülke ve toplum olarak bu duru Hollandalı ya da bir Fransız'a göre daha katmerli yaşıyoruz bu sıkıntıları. Dolayısıyla mesele, insanlığın meselesi bu küresel arabuzul dönemden çıkış, yeni bilgi toplumunu, yeni hukuk ve ilişki veya devlet veya siyaset modellerini kurgulamamızdan olacak. Bunun da bir bacağı da gündelik hayatın yeni kurum ve kuralları. Dayanışma ilişkileri dahil normal, makul, iyi, doğrunun ne olup ne olmadığı üzerindeki yeni toplumsal mutabakatlar, yeni uzlaşmalar falan. Dolayısıyla bu tür tartışmalar ya da bu tür bu Biennale'deki yapılmaya çalışılan gibi şey, bir cevap yok bu meselede. Bu daha karmaşık, daha çok boyutlu, çok aktörlü, çok katmanlı. Gündelik hayat akıyor önümüzde. Dolayısıyla birçok birden cevap olacak. Yani hani testlere alıştı artık insanımız. Onun için her testte bir tane doğru cevap vardır ya. Televizyondaki evet. Bütün yarışmalarda bile öyle. Halbuki günümüz bütün cevap seçeneklerinin hepsinin birden doğru olduğu bir günümüz. O zaman da konuşmak, tartışmak ve olabilen bütün çözümleri ortalığa sermek gibi bir arayış döneminde insanlık. Bunu ama sanat yoluyla, ama siyasi tartışmalar yoluyla, ama İstanbul hepimizin gibi sivil inisiyatif olarak gönüllü evet. çabalarla ne yapılabiliyorsa bu tartışmalara yapılacak her katkının kendince çok önemli, değerli bir tarafı var. Onun için de çok önemsiyorum doğrusunu istersen.